Hayat-ı Tayyibe, selamun aleyküm üstadım efendim. Hakkat demek, irşat yolunda tasavvuf ilmiyle terakki ettikten sonra gaybden huzura geçmek demektir. Esma'dan sıfata, velayet-i sura'dan velayet-i vusta'ya intikaldir. Usul program. Esma'dan sıfata, velayet-i sura'dan velayet-i vusta'ya intikaldir. Efendim bu ibareyi nasıl anlamalıyız? Esma, marangoz. Sıfat, marangozluk. Marangoz tabiri bize fazla bir şey kazandırmıyor ama marangozluk yapan adama götürüp masamızı tamir ettiriyoruz. Orada esmadan sıfata geçiş var. Esmadan sıfata geçiş var. Esmadan sıfata geçiş. Velayet-i Sura'dan velayet-i Vusta'ya. Velayet-i Sura zikir mertebesidir. Tasavvuf mertebesidir, zikir mertebesidir. Gayb mertebesidir. Velayet-i Vusta huzur mertebesidir. Muhatabiyet mertebesidir. Yani huzura geçmektir. Gaybtan huzura geçmektir. Velayet-i Sura'dan velayet-i Vusta'ya geçmek, gaybtan huzura geçmektir. Ve zikir belki orada yapılamıyor mertebeye gelir. Yani İmam Rabbani Hazretleri'nin emrettiği gibi görenin dili tutulur. Artık onun ahvali Rabbisiyle beraberdir. Ayrıca bir zikir şeyine ihtiyaç olmayabilir. Zikri sultani diyorlar ona. Beden tamamen Rabbisinin huzurunda olduğunun idrakinde. Hatta kendisi başka işle meşgul olsa bedenin azaları zikir içerisinde oluyor. Rabbisinin tesbih içerisinde oluyor. Öyle mertebeler. Esedullah Güler. Kısaca bu yani. Bunun tabi uzun izahı şeylerle, hatvelerle vesaireyle izahı lazım gelir. Özet olarak velayet-i sura zaten işte diyor, umumi velayettir. Velayet-i sura umumi velayettir. Velayet-i usta, velayet-i kübra. Umumi velayet her bir müminde vardır. Her bir müminde mertebesine göre velayet vardır. Onun için Hulusi Bey, Allah ondan razı olsun, Allah'ın dostuna dost, düşmanına düşman olan Allah'ın veli kuludur diyordu. O kadar genişletti yani. Sultan Feyzi Hazretleri de bir sadece imanlı bilinen basit bir insanın imanı tecessüm etse yerle gök arasını doldurur diyor. O nuraniyet yerle gök arasını doldurur. Yani velayet-i sura umumi velayettir ve herkeste bulunur bu. Müminse, iman etmişse kendisine bulunur bu. Velayet-i vusta inkişaf ettikten sonra veya Risale-i Nur gibi bir eser onu alıp bir mertebeye çıkarttıktan sonra velayet-i vusta oluyor. Bu velayet-i vusta huzur mertebesidir. Huzur mertebesidir. Her an Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunun idrakine varmaktır.